Halkların Demokratik Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na danışma kurulunun 15.2.2017 çarşamba günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: 15 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu tarafından verilen 3880 sıra numaralı OHAL ve uygulamaya konulan KYK'lar ile birlikte başlayan demokratik siyaset kurumlarının tümünü devre dışı bırakmayı... Milletvekilleri lütfen efendim, Katip Üye önerge okuyor lütfen. Ben duymakta zorlanıyorum Katip Üye'yi, rica ediyorum. Yoğun gözaltı ve tutuklamaların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin genel kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 15.2.2017 çarşamba günü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşimde yapılması önerilmiştir. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi lehinde ilk konuşmacı Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır Milletvekili. Buyurunuz Sayın Adıyaman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, partimize yönelik haksız, hukuksuz gözaltı ve siyasi soykırım operasyonlarına dair verdiğimiz araştırma önergesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 7 Haziran 2015 tarihli seçimden sonra partimize yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarına her gün aralıksız devam edilmiş ve İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Antep, Siirt, Bingöl, Iğdır, Manisa, Hatay, Malatya, Bursa, Ağrı'da işlerinde parti yöneticilerimiz ve eş genel başkanlarımız dahil olmak üzere şu an konuşma yaptığım an itibariyle 519 parti yöneticimiz ve parti taraftarımız gözaltında bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, Temmuz 2015 tarihinden bu yana, yani 7 Haziran seçimlerinden sonra hız kesmeyen operasyonlar sonucu partimize yönelik bu hukuksuz uygulamalar hemen her gün aralıksız devam etmiş. 2017 yılının, yani Ocak ayından bu tarafa, gerek parti yöneticilerimiz, belediye eş başkanlarımız, parti il ilçe eş başkanlarımız ve parti üyelerimiz dahil olmak üzere 1177 partilimiz gözaltına alınmış, 250'yi aşkın kişi tutuklanmıştır. Yine değerli milletvekilleri, 7 Haziran seçimlerinden bu tarafa partimize yönelik 1,5 yıl içerisindeki operasyonlarda 10.114 kişi gözaltına alınmış, 3.000'i aşkın parti yöneticimiz ve üyemiz tutuklanmıştır. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarının özellikle tek adam rejimine yönelik politikalarını adım adım uygularken partimizi gerek meclisteki anayasa değişiklik sürecinde, gerekse bugün çalışmalarına başlanmış olan referandum sürecinde sahadan çıkarmak, demokratik siyasal zeminden uzaklaştırmak adına her türlü hukuksuzluğu, her türlü siyasi soykırım operasyonunu partimize yönelik olarak gerçekleştirmektedir. Ne yaparsanız yapın, tahttan iniş süreciniz başlamıştır. Türkiye halklarını artık kandıramayacaksınız. Sizin algı ve kandırma söylemlerinizle bu halk artık size kanmayacaktır. Eş genel başkanlarımız ve partimize yönelik çağ dışı hukuksuz uygulamalar ile hiçbir şeyi artık lehinize çeviremezsiniz. HDP'yi ve demokrasi güçlerini sindiremezsiniz. Bakın, Halkların Demokratik Partisi 6,5 milyon oy alarak bu meclise 3. büyük parti olarak girmiştir.
Dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanları ve milletvekillerini tutuklamakla Halkların Demokratik Partisi'ni sindiremezsiniz. 6,5 milyon oy veren her bir HDP'li seçmen bir Selahattin Demirtaş'tır, bir Figen Yüksekdağ'dır. Dolayısıyla fiziki olarak bizim eş genel başkanlarımızı özellikle bu referandum sürecinde ve tarihsel olan anayasa değişiklik sürecinde fiziki olarak rehin tutmanız halklarımızın gönlünde, halklarımızın vicdanında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tutuklu milletvekili arkadaşlarımızın ruhu, varlığı devam edecektir. AKP İktidar Partisi, bırakın 10 bin yönetici ve üyesini tutuklamak, sadece 81 vilayetteki il başkanlarını bugün görevden alırsanız AKP işlevsiz kalır. Adeta bir kadavraya dönüşür. Ama Halkların Demokratik Partisi'ne reva görülen hukuk dışı orta çağ hukukuyla, fermanlarla reva görülen gözaltı ve tutuklama operasyonlarıdır. Bakın, hayır oyları yüksek çıktıkça kamuoyunda mevcut anayasa değişikliğinin kabul edilmeyeceği iktidar partisi tarafından görüldükçe acımasızca, çılgınca bütün muhalif kesimlere yönelik bir operasyon, saldırı, ötekileştirme, hain ilan etme kampanyasına yöneldi. Üniversiteleri, eğitim kurumlarını, devletteki bürokraside çalışan tüm çalışanları hiçbir hukuki gerekçe göstermeden, hiçbir yasal dayanağı olmadan artık kanun hükmünde kararname de değil, sultan fermanlarıyla görevden alıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın, bu referandumda tarihsel dersinizi alacaksınız. Bu halkın 16 Haziran'da oylayacağı oylama bir siyasi parti oylaması değildir. Halklarımızın geleceği halklarımızın kaderidir. Dolayısıyla halklarımızın kaderi ve geleceği üzerinden ne din sömürüsü ne milliyetçilik sömürüsüyle artık bir adım bile ileri gidemeyeceksiniz. Gerçek yüzünüz halkımız nezdinde deşifre olmuştur. Halk gerçek yüzünüzü görmüştür. Dinül alemin olan İslam dini sizin tek elinizde olan bir din değildir. Milliyetçilik de sizin tek elinizde olan bir durum, bir duygu, bir inanış değildir. Dolayısıyla halklarımızı bu iki kavram üzerinden artık kandıramazsınız, ötekileştiremezsiniz. Değerli arkadaşlar, o halk kararnameleriyle on binlerce insanı işsiz bıraktınız. Sizden olmayan herkesi, hayır diyen herkesi ya hain, ya bölücü, ya terörist ilan ediyorsunuz. Oysa halkımızın önüne gelecek olan referandum halkımızın geleceğinin belirlenmesidir. Ve halkımız sizin çıkarlarınız, sizin saltanatınız adına kendi geleceğini karartmayacaktır. Kendi geleceğini demokrasi, özgürlük, barış ve bir arada yaşama duygusuyla perçinleyerek gerçekleştirecektir. Halkımız sizin 14 yıllık kandırılmışlık politikanızı, 14 yıllık pişmanlık siyasetinizi artık çok iyi biliyor. Dolayısıyla bundan sonra padişahım çok yaşa demeyecektir. Halkımız demokrasi, özgürlük, barış çok yaşa diyecektir. Bakın, eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimize yönelik uygulamalarınız Anayasa Mahkemesi'nin yasama görevinin engellenemeyeceğine ilişkin içtihadına rağmen hem anayasayı hem anayasa mahkemesinin kararlarını hiçe sayıyorsunuz, ayaklar altına alıyorsunuz ve eş genel başkanlarımızla milletvekillerimiz salt bu referandum sürecinde konuşmasınlar.
sizin gerçek yüzünüzü teşhir etmesin diye sizin yanılmışlıklarınızı, kandırılmışlıklarınızı halka anlatmasın diye rehin tutuyorsunuz. 14 yıllık AKP tarihi esas itibariyle bir pişmanlıklar tarihidir. Bir kandırılmışlıklar tarihidir. Ergenekon operasyonlarını yaptınız, haksız tutuklanan insanlar vardır diyenlere siz darbecisiniz, siz komplocusunuz dediniz. FETÖ ile 10 yıl, 11 yıl kol kola, el ele bu ülkede her türlü kumpası yaptınız, yüzlerce insanın canını yaktınız, sonra döndünüz sütten çıkmış kaşık gibi biz suçsuzuz dediniz ya da biz yanıldık, kandırıldık, Allah ve milletimiz bizi affetsin dediniz. Suriye politikasını yürüttünüz, sonra iflas etti Suriye politikalarınız, Suudi Arabistan kuvvetli itfaklar yaptınız, İsrail'e one minute dediniz, Esad gidecek, Emevi Camisi'nde namaz kılacağız dediniz, bu politikalarınız iflas etti. Dolayısıyla Rus uçağını düşürdünüz. Biz büyük devletiz. Biz yaparız dediniz. Size yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yaptınız diyenlere korkaksınız dediniz. Uşaksınız dediniz. Rusya'dan korkuyorsunuz dediniz. Hainsiniz dediniz. Ama sonra koşa koşa Putin'e gittiniz. Koşa koşa Netanyahu'ya gittiniz. Suriye'de Emevi Camisi'nde namaz kılmaktan vazgeçtiniz. Buyurunuz, tamamlayınız Sayın Adıyaman. Mikrofonunuzu açıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Vazgeçtiniz, şimdi Esad'a koşuyorsunuz. Suriye politikası iflas etti, halkın çocuklarını el bab çıkmazında bataklığa sürüklediniz. Her gün yoksul, gariban, emekçi, halkın çocuklarının, askerlerin cenazesi geliyor. Ama hepsinin sonunda dönüp biz kandırıldık. Biz pişman olduk. Allah bizi affetsin. Milletimiz bizi affetsin. Şimdiye kadar sizi affettiler belki. Ama 16 Nisan'da bu halk artık sizi affetmeyecektir. Size gereken dersi verecektir. Dolayısıyla şimdiden söylüyorum. 16 Nisan'da bu halk size dersinizi verdiğinde, sandıklardan hayırlar çıktığında bu sefer de dönüp her zaman yaptığınız gibi bir günah keçisi seçeceksiniz. Bu sefer de MHP bizi kandırdı diyeceksiniz. Kandırılmak sizin siyasi politikanız, sizin adeta parti karakteriniz haline. Teşekkür ederim Sayın Adıyaman. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi aleyhinde Halis Dalkılıç, İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Dalkılıç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi aleyhinde AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ve dün Hatay'da şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletimize başsağlığı diliyorum. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, AK Parti ailesi olarak kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 yıl önce yola çıktığımızda büyük bir idealle bölgesinde güç olan, küresel güç olan, dünyanın her yerinde barışı, kardeşliği, kalkınmayı savunan Büyük Türkiye ideali ve sevdası noktasında yola koyulduk. Ve bu ideal ve sevda noktasında hareket ettikçe, Türkiye'de büyük yatırımlar yapıldıkça, bölgesinde barış adında Mekik diplomasisi dokuyan bir Türkiye'de rahatsız olan hem içeride hem dışarıdaki küresel ve dinamik olan siyasal güçlerin Türkiye'nin bu yürüyüşünden rahatsız olmalarının sebebiyle çeşitli defalarda Türkiye'nin bu yürüyüşünün durdurulmak istenmesi, Büyük Türkiye'nin engellenmek istenmesiyle karşı karşıya kaldık. Ama hamdolsun biz kararlıydık ve bu konuda milletimize verdiğimiz söz ve milletimize güvenimiz noktasında en ufak bir tereddüt göstermedik ve büyük yürüyüşümüze devam etme noktasında kararlıca devam ettik. Değerli milletvekilleri, HDP'nin grup önerisi
aleyhinde söz aldığımı söyledim. Grup önerisini okuduğumda, baktığımda HDP grup önerisinde KHK'larla, OHAL kararlarıyla ilgili atılan bazı siyasi partilerin yöneticilerinin gözaltına alındıklarından bahsediyorlar. OHAL kararlarını eleştiriyorlar. Daha önce de birkaç defa önergeleri geldi. OHAL'in neden gerekli olduğunu göz ardı ederek, neden OHAL kararı alındı bunu dikkate almadan OHAL'i ve OHAL uygulamalarını direkt ve özellikle bir siyasi partinin yöneticilerini hedef alan uygulamalardan söz ediyorlar. Bunu önergeyle meclisin gündemine taşıyorlar. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin tarihinde de, bildiğimiz yakın tarihte de bu kadar büyük bir kalkışma, işgal girişimine şahit olmuş bir millet herhalde söz konusu değil. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde bu milletin kurumlarının içerisine sızmış, bu milletin maaşını alan, devlete hizmet, millete hizmet etme adına kurumlarda görev yapanların vatana nasıl ihanet ettiklerini gördük. Ve bu kurumlardan bunların temizlenmesi için olağanüstü hal kararını mecliste beraberce aldık. O hal kararını defalarca vurguladık. Bizim aldığımız karar vatandaşın günlük hayatını etkilemez. Sadece devletin kurumlarıyla, devletin kendisiyle ilgili aldığı bir karardır ve uygulamalarımız da bu doğrultudadır dedik. Ancak buna rağmen çeşitli iddialar zaman zaman gündeme getiriliyor. Değerli Başkan, dünyanın tüm ülkelerinde devletler milletlerine hizmet etsin, vatandaşlarına hizmet etsin diye kurumlar kurar, memurlar çalıştırırlar. Ancak bu memurlar milletine hizmet, vatandaşına hizmet yerine vatanına ihanet, çeşitli örgütlerin hizmetine girmişse, kendine güvenen milleti ve devletin güvenini istismar etmişse, tüm devletler mutlak bununla ilgili tedbir alır, kurumlarından bunları temizlerler. Türkiye de bunu yapıyor. Devletin ve milletin içine sızmış, kripto haline gelmiş, çeşitli manipülasyonlarla devlette görev almış, kurumlarda görev almış ve vatanına, milletine ihanet edenler ve ihanet edenlerle işbirliği yapanlarla ilgili bir temizlik kararını Türkiye devleti de almıştır ve bunun gereğini yapmak üzere de kararnameler çıkarmaktadır. Bunu getirip şimdi bir siyasi partinin yöneticisi, bir siyasi partinin üyesine yapılan bir siyasi kararmış gibi sunmanın gerçekten bir çarpıtmaktan başka öte bir gayesi olmaz. Şunu konuşmak lazım. Türkiye'de 15 Temmuz hain kalkışmada, darbe girişiminde, Doğu Güneydoğu'da terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanlarla ilgili devlet ne yapmalıydı? Göz mü yummalıydı? Yani karışmamalı mıydı? Dolayısıyla şimdi bu yapılanlarla ilgili siyasi parti yöneticisi diye gözaltına alınan var mı? Yok. Ne ile ilgili var? İhanetle ilgili, terör örgütleriyle ilgili, kol kola yürümeyle ilgili, terörist cenazelerine katılma, hendekler kazmada teröristlerle birlikte hareket etme noktasında kim hareket ettiyse, buna hukuk zemininde hangi siyasi partiye mensuptur, hangi siyasi partinin yöneticisidir, buna bakılmaz. Gereğini yapar hukuk ve Türkiye hukuk devletidir. Bunu getirip siyasi bir kararmış gibi meclisin gündemine taşımanın yeri de yoktur, zamanı da değildir. Doğrusu bu konuda yapılan çok yoğun bir çalışma var. Dünya tarihinde de Türkiye'nin tarihinde de böyle bir tecrübe yok. Mücadele ettiğimiz örgütün ve örgütler silsilesinin derinlikleri, kapsama alanları, ilişki biçimleriyle ilgili bizim de öngörümüz yoktu doğrusu. Var mı? Yani daha önce birçok terör örgütüyle dünyada mücadele etti. Bizim de ettiklerimiz var. Ancak ilişki ağı, yerleşme, planlamaları ve halen örgüt üyelerinin birbirleriyle olan münasebetleri bile hiçbirimizin aklına gelmeyecek şekilde yapılanmaları, organizasyonları söz konusu. Onun için çok hassas ve zor bir süreçte bir temizlik yapılıyor. Bu temizlikle ilgili her şeye rağmen, bu kadar titiz davranmaya rağmen varsa mağduriyetler, olmuşsa mağduriyetler, bunlarla ilgili komisyonlar kuruluyor. Bununla ilgili kararlar alınıyor, tedbirler alınıyor. Bu tedbirler mutlaka uygulanır. Bu ülkede bir suça karışmamış, ihanet etmemiş, ihanet eden terör örgütleriyle hiçbir münasebeti olmamış kimsenin mağdur duruma düşmesini biz de istemeyiz. Bununla ilgili biz de mücadele ediyoruz. Değerli milletvekilleri,
KHK'larda çokluktan bahsediliyor efendim. Çok fazla sayıda gözaltı olmuş. Demek ki ne kadar çetrefilli bir örgütler silsilesiyle karşı karşıya olduğumuzu belki bu sayılardan bir de öyle bir bakışla tespit etmek lazım. Onun için bu komisyonlarda görev yapacaklar, bu temizliklerde görev yapacak arkadaşlara yardımcı olmak lazım. Birçok manipülasyon var, birçok çarpıtma var, birçok ilişki biçimi var ve bizim için asıl olan milletin devletine güvenmesidir. Milletin devletine güveni zedelenirse o ülkede kaos olur, füzyon olur. Onun için asıl olan milletin devletine güvenmesi, devletin bu noktada asla ihmal edeceği bir süreç söz konusu olmaz. Onun için milletle devlet el ele yürümeye devam edecek. Değerli milletvekilleri, terör örgütleriyle ilgili kararları siyasi karar olarak gündeme getirmeyeceğimizi, getirilmemesi gerektiğini söyledik. Terör örgütleriyle mesafe koyan, herkesle ilgili mesafe koyan, sadece siyaset yapanlarla ilgili biz de saygı duyarız. Ancak zaman zaman FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'le iç içe girmiş, İstanbul'da, Ankara'da, birçok yurdun birçok yerinde milletine, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlarımıza, bu milletin evlatlarına kurşun sıkanlarla kol kola yürüyenleri devlette barındıralım, atmayalım. Efendim, bunlarla ilgili bir soruşturma, kovuşturma, tedbir yapılmasın dediğinizde bu mücadeleyi anlamamış oluruz. Onun için Türkiye jeopolitik konumu gereği, tarihi sorumluluğu gereği, bizim büyük yürüyüşümüzün efendim tedbirleri gereği inşallah her bir milletimizin evladı huzur içerisinde, bölgesinde güç olan, huzurun, barışın, kardeşliğin tesis edildiği bir Türkiye ve büyük yürüyüşüne devam eden bir Türkiye için inşallah 79 milyon vatandaşımız adına yapılan hizmetleri, yapanları ben tebrik ediyorum. Bununla ilgili biraz önce de zikrettim. Değerli milletvekili biraz önce konuşmasında birçok çirkin ifadede bulundu. Bunlara aslında cevap vermek istemem. HDP adına konuşan milletvekili, efendim tahttır, efendim sultanlıktır, bu tür çirkin ifadelerin HDP'ye bir faydası yok. HDP eğer bir faydadan bahsediyorsa terör örgütüyle arasına mesafeyi açık koysun, kandille açık koysun ve bunu millete deklar etsin, bunun faydasını görür. Ama gelip de milletin seçtiği, milletin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanına efendim her vesileyle tahttır, sultanlıktır gibi ifadeleri, bu çirkin ifadeleri iade ediyorum size. İade ediyorum. Onun için HDP diyor ki gerçek yüz. HDP'nin gerçek yüzünü siz bir gösterin. Gerçek yüzü ne HDP'nin? HDP'nin gerçek yüzünü gösterin. HDP'nin gerçek yüzünü bu millet gördü. Bu millet gördü. Dolayısıyla biz terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bölgeye huzuru getireceğiz. Her şeye rağmen tüm dünyada küresel olarak büyük Türkiye'nin yürüyüşünü engellemek isteyen dinamiklerle de mücadele edeceğiz. Dışarıdaki kökleriyle de edeceğiz. İçerideki işbirlikçileriyle de edeceğiz. Ve bu millete sözümüz var, bunu mutlak tutacağız. Bizim bu topraklara, bu vatana dair iddialarımız var. Rüyalarımız var, sevdalarımız var Allah'ın izniyle. Bu sözlerimizi tutacağız. Bunları birileri takdir etsin ve etmesin. Biz halk derken halktan neyi kastediyorsunuz? Halkın, efendim referandumda halkımız diyor. Efendim kategorize etmekten vazgeçmek lazım. Biz AK Parti olarak 79 milyon vatandaşımızın partisiyiz. Siz hangi halktan bahsediyorsunuz? Kürtlerin de en büyük partisi AK Parti. Buyurunuz, tamamlayınız. Açıyorum mikrofonunuzu. Onun için biz referandum sürecinde girdik. Tarihi bir süreç. Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı. Halkımıza gidiyoruz. Milletin iradesinden bahsediyoruz. Milletin iradesini milletvekilleri burada hep birlikte oyladık, millete götürüyoruz. Şimdi milletimiz karar verecek. Vereceği bu karar, herkes diyor ki başımızın tacı. Bizim de başımızın tacı. O anayasa teklifini getiren ve altına imza atan bir milletvekili parlamenter arkadaşınız olarak biz de milletin verdiği kararı bugüne kadar ve bundan sonra hep baş tacı ettik. İnşallah bu millet kendi geleceği için, vatanın bekası için, bölgede huzurun ve barışın, kardeşliğin tesis edilmesi için bütün oyunları bozma adına inşallah 16 Nisan'da evet diyecek ve büyük yürüyüşüne devam edecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum millet adına. Teşekkür ederim Sayın Dalkılıç. Sayın Keresecioğlu.
Hangi cümlesi, bir örnek verirseniz? Tabii, özellikle yargılanan vekillerimizi ve hemen herkese aslında yargılanan ihanet eder gibi sözler söylemiştir. Ya, bunun dışında da çok sayıda var ama onu kürsüden söyleyeyim. 69. maddeye göre 2 dakika süreyle söz veriyorum. Temizlik yapıyormuşsunuz. Bütün ülkeyi temizlediniz, bütün ülkeyi. Temizlemediğiniz, şu anda terörist ilan etmediğiniz kimse kalmadı. Ne haddinize ne de hakkınız böyle bir şey yapmak. Temizlik diye insanlarla ilgili özellikle de partimizin eş genel başkanları, vekilleriyle ilgili asla konuşamazsınız. Bu bir siyaset uslubu değil. Bizim eş genel başkanlarımız da, bütün vekillerimiz de bu kürsüde hangi konuşmaları yaptılarsa dışarıda da o konuşmaları yaptılar. Ve bütün fezlekelerimiz, hepimizin dahil olmak üzere, benim de dahil, hepimizin fezlekeleri yaptıkları bu konuşmalardan dolayıdır. Halkı kandıramazsınız, yeter artık. Sizin bütün şu anda ihraç ettiğiniz yüz binlerce insan neden ihraç edildiğini bile bilmiyor. Telefonlar açıyorlar, mailler atıyorlar. İnsanlar neden diyorlar, neden? Bir tek soruşturma dahi yok haklarında. Çünkü neden? Ekonomiyi de böyle kurtarmayı düşünüyorsunuz. Attıklarınızın yerine yenisini de almıyorsunuz. Çünkü kriz içerisindesiniz. Bunu da biliyorsunuz aynı şekilde. Sürekli bir mesafe, mesafe, mesafe. Siz mi belirleyeceksiniz kimin kimle ne mesafe koyacağını? Biz burada sürekli barışı, demokrasiyi savunan bir partiyiz. Ve bundan başka hiçbir söz söylemedik. İçerideki tutuklu arkadaşlarımız da bundan başka hiçbir söz söylemediler. Ama neden içerideler? Çünkü eğer evet çıkmazsa ne olacağınızı biliyorsunuz. Öyle bir hayırlarla gideceksiniz ki umuyorum o hayırlarla gidişinizden sonra siyaseten dönüşünüz de olmayacak. Bütün ülkenin beklediği de, beklentisi de budur. Hayırlara vesile olsun gidişiniz. Teşekkür ederim Sayın Kereştecioğlu. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi lehinde Şenol Saran Ankara Milletvekili. Buyurunuz Sayın Saran. Sayın Saran, siz hitap edin efendim. Değerli başkanım, değerli katip üyesi arkadaşlarım, yazman arkadaşlar ve sevgili milletvekili arkadaşlarımız. Üzerinde konuşacağım önergeye ilişkin düşüncelerimi ifade etmeden önce, benden evvel konuşan değerli hatibin temizlik biçimindeki nitelemesinin son derece hukuk diliyle de etikle de bağdaşmadığı inancındayım. Bu söz bize Hitler dönemlerinin bir kavramını anımsatıyor. O sebeple burada demokrasiyi inşa etmek, geleceği aydınlık bir Türkiye halinde inşa edebilmek için kullandığımız dille, doğal olarak tabii kafamızın içine de çok özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım konuştular, sayılar verdiler, durumla ilgili lehte ve aleyhte görüşlerini ifade ettiler. Ben başka bir pencereden bugün Türkiye nasıl görünüyor, buna ilişkin birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği'nin bugünkü tarihi taşıyan, 15 Şubat tarihini taşıyan bir raporları var, bir memorandumları var. Burada çok önemli saptamalar bulunuyor. Diyor ki bu rapor, biz daha önce de Nisan ayı içinde de bir ziyarette bulunmuştuk ve bu ziyarette özellikle ifade özgürlüğü noktasında ciddi problemler olduğu kaygısına kapılmıştık. Ama OHAL ilanından sonra gelişen süreç bunu bir kaygı olmaktan, somut, endişe verici bir durum olmaktan daha ciddi bir tehlike haline geldiğini
ortaya çıkarıyor diyor ve özellikle de gözaltı ve tutuklamalarda mahkemelerin tutumunun eleştirisini yapıyor. Şöyle deniliyor: mahkemeler Türk Ceza Yasası'nın ve Terörle Mücadele Yasası'nın uygulanması sırasında önemli bir taraflılık içinde, ancak taraflılık kadar, yani kendisini bağımsız bir yargıç, karar verici bir yargıç gibi hissedememekten öte başka bir durum da söz konusu, ciddi bir tehdit altındalar. Bu tehdit söylenmiş, belki ifade edilmiş, korkutulmaya bağlı bir tehdit değil, bu tehdit adeta bir otosansür. Çünkü o kadar çok sayıda insan herhangi bir hukuki gerekçe, herhangi bir delillendirme yok iken tutuklanıyor ki, kendi kürsülerinin de aynı tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalmaları konusunda ciddi bir endişe içindeler. Şimdi bu saptama, sevgili arkadaşlar, bu saptama hepimizi düşündürmelidir. Acaba bu raporu hazırlayan kişinin bir taraflılıkla A partisi, B partisi, C, D partilerinden yana bir tutumla mı hareket ettiği, yoksa insan hakları bilincine ulaşmış, insan haklarını yansız bir biçimde bütün toplumlarda egemen kılmak için çalışan bir komisyonun üyesi olarak mı bunları ifade ediyor, hepimiz düşünmeliyiz. Eğer derseniz ki bu bir taraflılığı ifade ediyor, aslında Türkiye'deki durum tam da öyle değil, sıkça buradan verilmiş olan bir rakamı sizinle hemen yeniden paylaşmak isterim. Üstelik de resmi makamların açıklamış olduğu rakamı. Örneğin 15 Temmuz ya da o halin ilanından itibaren, ama 15 Temmuz diye koymamız gerekiyor, gözaltına alınmış olan 71.274 kişi var. Bunlardan 41.326'sı tutuklanmış durumda. Tutuklama ve gözaltı böyle. Şimdi bir örnek de izninizle vermek istiyorum. Dün bir tahliye kararı verildi. Ben biliyorum ki çok sayıda anne, çok sayıda aile bu tahliye kararının sevincini duydu. Neredeydi tahliye edilenler, nerede görevliydiler? Askeri öğrenciydiler. Hava Harp Okulu askeri öğrencileriydi. Emir komuta içinde kampa diye götürülmüşken kamptan alınıp bu darbeye alet edilmek istenmişlerdi. Biz bu durumu, bu çocukların gözaltına alındığı günden itibaren şöyle ifade ettik. Evet, darbeciler elbette yargılansınlar ve cezalandırılsınlar, ama darbe gerekçe gösterilerek geniş bir kesime acı salmayın. Bu çocukların hemen bırakılması gerekir. 7 ay sonra ilk duruşmada bırakıldılar. İddianameleri çok geç hazırlandı. Duruşmaları son derece geç yapıldı. Tabii daha geçe de kalabilirdi. Yine de öne alındı. Bugün Assubay öğrencileri var. Balıkesir'deki Assubay okulunun öğrencileri aynı durumdalar. 47 çocuk, 9'u bırakıldı. Neden bırakıldığı belirsiz. 47 öğrenci bırakılmadı. Şimdi gerçek bir durum böyle iken, elimizdeki tablo böyle iken, biz herhangi bir biçimde o hal sonucu, o hale dayalı olarak yarattığımız yasa dışı uygulamaları savunamayız. Savunursak burada hukuku sağlamak için bir araya gelmiş arkadaşlar bir meclis sayılamayız. Başka bir rakamdan daha size söz edeceğim. Parça parça hep duyuyorsunuz ama son rakamları söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra OHAL kararıyla 121.183 kişi ihraç edildi arkadaşlar. Yani görevlerine son verildi. Atılanların 19.248'i geri alındı. 120.000 nerede arkadaşlar? 19.248 rakamı nerede? Daha arada 80.000'den fazla ya da 100.000'e yakın insan yargılanmayı bekliyor. İdari ya da adli yolla yargılanmayı da beklemiyor aslında. Sokağa bırakılmış durumda. Sayın savcım, hukuk bize ne emreder? Hukuk der ki önce delilleri toplayın. Delilleri topladıktan sonra herhangi bir hukuki işlem yapın. Sadece varsayımla görevlerine son verilmiş insanlar. Şimdi devam ediyorum. Akademisyenler, yani bilim insanları,
bilim insanlarının 4180'i şu anda üniversiteden atılmış durumda. Ve 2808 akademisyen de kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalmış durumda. 13170 öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki akademisyen kadrosunu kaybetmiş bulunuyor. Ve cezaevlerinde 156 kişi ve de milletvekillerimizden 12 kişi tutuklu bulunuyorlar. Her birinin durumu aynıdır arkadaşlar. Ve Birleşmiş Milletler Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi açık bir biçimde siyasetçilerin özel bir koruma altında olmaları gerektiğini emreder. Biz bırakın siyasetçileri, yurttaşları ya da tersinden söylemem lazım, Hava Harp Okulu öğrencileri ya da diğerleri ya da eğitim senli öğretmenler ya da doktorlar ya da mühendisler, bırakınız bunları, kendi kürsümüzdeki siyasetçileri dahi koruyabilme başarısına ulaşamıyoruz. Bu gerçekliği hepimizin hep birlikte kabul etmesi ve bu kabul üzerinden ne yapılabilir konusunu ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Elbette biz yargıya emir veremeyiz. Biz bugün yeni getirilen anayasa değişikliğine niye karşı çıkıyoruz? Cumhuriyet Halk Partililer ve diğer muhalif partilerdeki arkadaşlarımız olarak ifade ediyorum. Diyoruz ki denetim şarttır. Yargı denetimi şarttır. Bir ülkede yargıya darbe vurulursa o ülke bütünüyle darbe altında kalmış olur. Karanlığa mahkum olmuş olur. Şimdi biz yargı makamlarına elbette ki emredemeyiz. Ama siyasetçiler olarak bu haksızlığı yüksek sesle ifade etmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İşte biz bu nedenle getirdiğiniz anayasa değişikliğine bütün yetkileri, yargı yetkisini de yani denetleme yani dengeyi sağlayacak en önemli mekanizmayı da bir şahsın eline teslim etme biçimindeki değişikliğe hayır diyoruz. Ve yine ısrarla diyoruz ki bu şartlarda, içinde bulunduğumuz şartlarda yani OHAL şartlarında hukuksuzluk bu kadar tırmanmışken böyle bir tırmanış altında referanduma gitmek esas olarak sonucun ne olduğu konusunda güçlü olana olanak tanımaktır diyoruz. Ama şükretmeliyim ki herhalde veya hepimiz de sevinçle karşılamalıyız ki bugün kamuoyundan dipten gelen bir dalgayla herkes hayır diyor. Kimse o halin devamlı hale geleceği bir yeni yönetimi kabul etmiyor. Bu nedenle bugün hep birlikte hayır diyenleri kutsayarak geleceğin aydınlığının bizim ellerimizde olduğunu bir kere daha anımsamak isterim. Halka olan güven duygumu da tekrar saygıyla ifade ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Serhan. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi aleyhinde Mehmet Parsak, Afyonkarahisar Milletvekili. Buyurunuz Sayın Parsak. Aziz Türk Milleti, saygıdeğer milletvekilleri, HDP grup önerisi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve aziz Türk milletini saygılarımla selamlarım. Sayın milletvekilleri, HDP'nin grup önerisi özetle ilan edilmiş olağanüstü hal ve bu olağanüstü hale ilişkin uygulamaların siyasi partiler başta olmak üzere çeşitli uygulamaları itibariyle ortaya çıkardığı sonuçların araştırılmasına yöneliktir. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede her şeyden önce şunun altını çizmek gerekir ki olağanüstü hal bir anayasal müessesedir. Anayasamızın 119. ve devamı maddelerinde ayrıntılarıyla düzenlenmiş ve bununla birlikte bu maddelerden hareketle bir kanunu bulunan, olağanüstü hal kanunu bulunan anayasal ve yasal çerçevesi belirli bir müessesedir. Özellikle uygulamaları itibariyle de anayasamızın 121. maddesinde ne yönde hareket edileceği özellikle uygulanmakta olan olağanüstü hal bakımından çerçevesi ortaya konulmuş bir müessesedir. Ondan dolayıdır ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle 15 Temmuz'da bu Gazi Meclisi'nin çatısına bombalar varıncaya kadar tarihimizin en büyük ihanetiyle karşılaştığımızda hatta
Türk devletinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, Türk milletinin birbirine düşürülmesine yönelik olarak ve bu aziz vatan topraklarının işgal edilmesine yönelik olarak bu büyük hain darbe girişiminin ardından hemen kısa bir süre içerisinde ilan edilmiş olan olağanüstü halin desteklemesi yönünde bir tutum sergiledik ve bunu o günden beri de devam ettirmekteyiz. Ve bundan sonra da ihtiyaç devam ettiği müddetçe terör örgütleriyle mücadele noktasında Türk devletinin ihtiyaçları devam ettiği müddetçe sonuna kadar da arkasında duracağız. Burada olağanüstü halin bir anayasal ve yasal müessese olduğunu ifade ettikten sonra, bunun çerçevesini ortaya koyduktan sonra hemen şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Evet, olağanüstü hal bir anayasal müessesedir. Yasal bir çerçevesi bulunmaktadır. Ama buna ilişkin uygulamalar da gene başta anayasal çerçeve ve yasalardaki düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmelidir. Dolayısıyla olağanüstü halin biraz önce anlattığım kısa gerekçelerle desteklenmesiyle birlikte olağanüstü hal uygulamaları esnasındaki hukuksuzlukların da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir siyaset anlayışı içerisinde uyarmak suretiyle, gerektiğinde karşı durmak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti adına bu sorumlu siyaset anlayışında gereğini yerine getirecektir. Peki bu olağanüstü hal uygulamasına, zemin hazırlayan ortamlara nasıl geldik? Ona bir kısaca bakmakta fayda görüyorum. Gerçekten gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler ülkemizin jeostratejik konumundan dolayı, başta komşularımız olmak üzere dış politikada yaşanan gelişmelerden dolayı, gerekse içeride uzun yıllar yanlış politikalarla şekillenen durumlardan dolayı ne yazık ki olağanüstü hali ortaya koyan, zaten uzun yıllardır mücadele ettiğimiz PKK terörünün yanı sıra özellikle son yıllarda gündemimize giren IŞİD, PYD gibi terör örgütlerinin yanı sıra bir de 15 Temmuz itibariyle tescilli olmak çerçevesinde FETÖ terörüyle karşı karşıya kaldık. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak biraz önce ifade etmeye çalıştığım çerçevede olağanüstü hali hep desteklediğimiz gibi herkesten önce de bunun çağrısını yapmış olan bir siyasi partiyiz. Söz gelimi Sayın Genel Başkanımız 19 Ekim 2011'de, yani bundan 5,5 yıl önce Hakkari Çukurca'da meydana gelen hain terör saldırısı ardından 24 askerimizin PKK terörü sonucunda şehit edilmesi üzerine bunu açıktan açığa deklare etmiştik partimiz adına. Ve ne yazık ki o yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu haklı uyarıları, bu isabetli uyarıları yeterince karşılık bulmadığı için o yanlışlıklar da ne yazık ki devam etmişti. Bugüne gelindiğinde Sayın Genel Başkanımızın eğer 2011 yılında yapmış olduğu bu çağrı karşılık bulsaydı belki bugünkü olağanüstü hali ilan etmek durumunda kalmazdık. Ya da bu kadar süreyle uygulamak durumunda kalmazdık. Ya da bu kadar geniş uygulamak durumunda kalmazdık dediğimiz bir noktadayız. Ondan dolayı bunu da hatırlatmayı bir borç biliyorum. Günümüze geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü yüce Türk milletinden alan bu politikalarının bugün hükümet tarafından uygulanıyor olmasının, kendilerine Türk devletini bölmeyi görev edinmiş yapılar üzerindeki tahribatı da tartışmasızdır. Dönemin hükümet tarafından muhatap alınınca kendisini Türk devletine rahatlıkla pusu kurabileceğini düşünen teröristler, Türk milletinin ayağa kalkmasıyla en sert cevabı almışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan milli yaklaşımıyla yaklaşan tehlikeyi görmüş ve bu süreçte de her zaman olduğu gibi erken uyarı vazifesini yerine getirmiştir. Diğer yandan partimiz
ilk günden itibaren olağanüstü halin keyfi uygulamalarının sakıncalarını da sık sık dile getirmiştir. Bu konuda da Sayın Genel Başkanımızın, aynen okuyorum, baylok kullanan bir memur tutuklanırken aynı eylemin içinde yer alan siyasetçi veya yüksek kademeli bir bürokrat görmezden geliniyorsa, bu adaletsizlik ve fahiş yanlış tsunami etkisi yaratacak, toplum ve devlet hayatını içten içe çürütecektir. Peşin hükümlerle, sırf asılsız ihbar ve kara çalmalarla da hiçbir vatan evladının saygınlığına, itibarına, aile ve toplumsal bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmeyelim, göz yummayalım şeklindeki sözleri Türk milletinin hafızasında tazeliğini korumaktadır. PKK terörüne sırtını dayadığını söylemekten çekinmeyen PKK'lı hainlerin Mete Han'ın mirasçısı şanlı Türk ordusunu tükürüğüyle boğabileceğini iddia edenlerin çeşitli vesilelerle demokratik siyaset zemininden bahsetmesi en hafif ifadesiyle samimiyetsizliktir. Bin yıllık kardeşliğimize pusu kurup, haince saldırıp, sonra barış havaliliğine soyunanlar, Türk devletinin terörle etkin mücadele kararı almasıyla afallamış ve bozguna uğramıştır. FETÖ terörünün de, PKK terörünün de, kamu ve üniversitelerdeki uzantıları, Türk devletinden tamamen ayıklanıncaya kadar, bundan sonra da Türk milleti konuşacak, terör susacaktır. Şurada meclise birkaç kilometre ötede Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yıllardır bölücü terör yandaşlarını koruyup kollayan, vatanını sevmekten başka hiçbir suç olmayan Türk milliyetçilerini itip horlayan anlayış iflas etmiş, terörün beli her yerde olduğu gibi dil tarih özelinde ve genel olarak üniversitelerde de kırılmaya çalışılmaktadır. Türk devletinin ekmeğini yiyip Türk milletine hainlik edenler hangi makamda olursa olsun elbette Türk devletine hesap verecektir. Türk devleti bünyesine sızmış her türlü virüsü, her türlü mikrobu mutlaka temizleyecektir. Benzer şekilde sadece kamu çalışanlarının değil, milletvekillerinin de Türk devletine ve Türk milletine sorumlulukları bulunmaktadır. Çözüm adı altında yürütülen ihanet süreci başta olmak üzere çeşitli nedenlerle meclisin tozlu raflarında bekletilen dokunulmazlık fezlekeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin Anayasa ve Adalet Komisyonlarında görevli 4 milletvekilinin başvurusuyla gündeme getirilmiş. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dosyalarını ivedilikle işleme alınmasına dair anayasa değişikliği teklifini 367 oyla kabul etmiştir. Nasıl ki bir milletvekili milletin iradesini temsil ediyorsa 367 milletvekili de milletin iradesini temsil etmektedir. Bu değişikliklerle birlikte dokunulmazlık dosyaları Yüce Türk Yargısı'na emanet edilmiş, ancak kaldırın dokunulmazlıkları, gidelim mahkemelerde ifadelerimizi verelim diyenler yargı işlem yapmaya başlayınca ne yazık ki çark etmiş, ucuz kabadayılıklar Türk yargısını görünce yerini mağduriyet edebiyatına bırakmıştır. Gene sözlerimi Sayın... Buyurunuz, tamamlayın Sayın Parsak. Mikrofonunuzu açıyorum. Sözlerimi Sayın Genel Başkanımızın şu sözleriyle tamamlamak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi dün, bugün ve yarın ölçeğinde milletin yanında, hakkın yolunda, devletin arkasında olacak, hükümeti terörle mücadelede milli tavır içinde kaldığı sürece destekleyecektir. Aynı zamanda partimiz mağdur ve mazlum vatandaşlarımız yararına elini taşın altına koymaktan, inisiyatif üstlenmekten, sorumluluk almaktan ve haklarını savunmaktan da asla çekinmeyecek ve kaçınmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Meclisimizi ve aziz Türk milletini bir kere daha selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Parsak. Sayın Kereştecioğlu. Tutuklu olan sadece bizim vekillerimiz oldu. Duyamıyorum sesini. Mikrofonunuzu açın. Evet. Hatip konuşmasında
mağduriyet edebiyatı yapmaktan söz etmiştir. Fezlekeler ve dokunulmazlıkların kaldırılmasından söz ederek. Şu anda tutuklu olan vekiller sadece Halkların Demokratik Partisi'nden vekillerdir. Dolayısıyla burada bir sataşma söz konusudur. Ayrıca yani sizin açıklama... mağduriyet edebiyatı yaptığınızı mı söyledi? Evet. Yani... Buyurunuz Sayın Kerestecioğlu. 2 dakika süreyle söz veriyorum. Öncelikle sayın konuşmacı gerçekten iktidar partisinden bir milletvekili gibi konuştu. Yani o hali yönetiyoruz, bunu yapıyoruz, şunları ediyoruz diyerek bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani halkımız bunu gayet iyi biliyor. Sürekli bir darbe girişiminden söz ediliyor ama darbe girişimini Halkların Demokratik Partisi yapmadı. Sizin yıllarca beraber yürüdüğünüz yollardaki Fethullahçılar yaptı. Yani buna karşı siz o hali getirdiniz. Ona karşı bir önlem almak istediğinizi söylediniz. Bizler de o zaman evet bu ülkede demokratik siyaseti her zaman savunuyoruz ve her türlü darbeye karşıyız dedik ve buna tabii ki destek verdik. Çünkü bu meclis bombalandı, başka yerler bombalandı ve çok ciddi bir girişim söz konusuydu. Tamam, bunun arkasından ne oldu? Niye darbe araştırma komisyonunu apar topar bitiriverdiniz? Niye muhalefetin istediği kimseyi orada dinlemediniz? Gerçekten bunun hesabını vermek lazım. Darbe girişimi olduysa, o hal buna karşı getirildiyse, o yüz binlerce insan neden atıldıklarını işten bilmeyen insanlara bir hesap vermeniz gerekmiyor mu sizlerin? Gerçekten kimdir, nedir bunun hesabını anlatmanız gerekmiyor mu? Bizim yargılanan eş genel başkanlarımıza gelince 31 fezlekeden 11'ini hazırlayan savcılar şu anda Fethullahçı yapı üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunuyorlar. Öyle kimsenin mağduriyet edebiyatı falan yaptığı yok. Biz gerçek bir haksızlıktan, hukuksuzluktan söz ediyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalı. Anayasa Mahkemesi kararını artık vermeli. Teşekkür ederim Sayın Kerestecioğlu. Dinleyeceğim sizi Sayın Parsak bir saniye. Sayın Gök. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, bugün 3. gün daha Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan ve Bakanlar Kurulu'ndan cevap alamadığımız bir konuyu tekrar gündeme getiriyorum. Önceki gün Sayın Numan Kurtulmuş inceleyip açıklama yapacağını ifade etti. Daha henüz açıklama gelmedi. Sorum çok nettir. 2 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla aynı kişiler nasıl meslekten ihraç edilip aynı kararla tekrar göreve iade edilmiştir. Bunun bir açıklamasını bekliyoruz. Yani devletin yönetilme anlayışının görülmesi açısından çok önemli bir soru soruyorum. Sayın Numan Kurtulmuş kenarından dolaşıyor, inceleyip açıklamada bulunacağım diyor. Burada AKP'nin yetkilileri var. Tekrar yüksek sesle soruyorum. Bu sorunun cevabı gelene kadar da her gün soracağım. 2 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu gerekçe yapılarak aynı kişiler nasıl meslekten ihraç edilmiştir ve nasıl görev iade edilmiştir? Teşekkür ederim Sayın Gök. Sayın Parsak. Söylemek suretiyle veya bundan dolayı da saplaşmadım. Buyurunuz Sayın Parsak. Size de 2 dakika süreyle söz veriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerinin sözlerinin istenildiği gibi ya da işe geldiği gibi anlaşılıp ona göre bir savunma ve beyan geliştirme hastalığı ne yazık ki devam etmektedir. Benim bu grup önerisi üzerindeki konuşmamda en başından ifade ettiğim husus nettir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk Devleti'nin ihtiyaç duyduğu olağanüstü halin
Türk Devleti'nin ihtiyaç duyduğu müddetçe devam etmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Şimdiye kadar defalarca kararlılıkla, ama bu uygulamalar esnasındaki tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu da ifade ediyoruz gene kararlılıkla. Ben bunları ifade etmeme rağmen iktidar partisinin milletvekiliymişim gibi konuşmak yönünde bir isnat gerçekten her şeyden önce haksızlıktır, adaletsizliktir. Üslubumuza yönelik olarak biz kavramını kullanmamızın eleştirilmesi ayrıca adaletsizliktir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdi de söylediğimiz gibi Türk milleti adına biz diyoruz. Türk devleti adına biz diyoruz. Onun dışında hükümet bellidir. Uygulamaları ortadadır ve bunlara ilişkin olarak tarihsel süreci içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim tutum ve yaklaşımlarımız da ortadadır. Bu meselede de ortadadır. Yeniden ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz olağanüstü hal ne kadar ihtiyaçsa o kadar devam etmesi noktasında destek vermek noktasında kararlıyız. Bunu da sürdüreceğiz. Bunun uygulamaları esnasında anayasal çerçevenin ve yasaların dışına çıkılarak yapılan uygulamalar noktasında da oluşabilecek mağduriyetlerin, haksızlıkların, her türlü yanlışlıkların ve hukuksuzlukların da gene dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısında olmaya da devam edeceğiz. Saygılarımla selamlar. Teşekkür ederim Sayın Parsel. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Madde üzerinde ikinci konuşmacı, Halkların Demokratik Partisi grubu adına Ertuğrul Kürkçü, İzmir Milletvekili. Buyurunuz Sayın Kürkçü. Sevgili arkadaşlar, Rusya'yla suçluların iadesi konusunda bir anlaşmaya varılmış olmasına itiraz edecek bir şey yok. Fakat Rusya'yla yapılacak anlaşmaların kuvvet ve para dışında hususlara da değineceği bir gün umarız gelecektir. Doğrusu Rusya'yla Türkiye'nin çatışma halinde olmuş olması fikrine başından beri itiraz ediyoruz. 1960'larda Sovyetler Birliği iken Rusya, o zaman da Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin dost olmasını isterdik. Bugün de Rusya bir tür tek adam rejimiyle yönetilirken de Rus milletiyle, Rusya halklarıyla, halklarımız arasında dostluk olsun isteriz. Bunu tabii devletten önce yurttaşlar çok daha iyi görüyorlar. Partimiz bu konuda Rusya uçağının düşürülmesi dolayısıyla ortaya çıkan krizde henüz hükümet uçağı ne kadar güzel düşürdüğünü anlatırken iki ülke halkları arasında bir köprü olabilmek maksadıyla Moskova yolunu tutmuştu. O zaman eş başkanımıza hain diyenler şimdi her gün askerleri öldürüldüğü halde Rusya'yı yönetenlere kaza yaptınız, anlayışla karşılıyoruz diyebiliyorlar. Demek ki roller çok hızla değişebilir. Ancak bu Türkiye'nin uluslararası konumunda esaslı bir değişiklik yaratabilir mi sorusuna ciddiyetle bakmamız lazım. Çünkü Türkiye'yi yöneten irade, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi esasen Rusya ile girişilen ilişkileri Türkiye'nin küresel sistemdeki bir konum değişikliğinin başlangıcı, prelüdü olarak görme eğilimindedir. Şangay Beşlisi'ne dahil olma konusunda Rusya'nın aracı olmasını, mutavassıt olmasını istediğini açıkça söylemiştir. Fakat ben çok kuşkuluyum Şangay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye'nin bugün dahil olduğu anlaşmalar rejiminin yerini tutacağından. Çünkü Türkiye esasen kendisini insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağlayan bir uluslararası konum içindeyken Şangay İşbirliği Örgütü esasen insan haklarını bir iç mesele kabul etmekte ve bu iç meselelere haricen müdahale edilmesini son derece esaslı bir problem olarak görme eğilimindedir. Dolayısıyla başlıca ilkesi insan hakları olmayan kurum ve kuruluşlarla bu kadar heveskar buluşmalar, evet düşmanlık olmasın ama Palas Pandras da böylesine ilkesiz ilişkilerde kurulmasın diyoruz.
Biz insan haklarını bütün uluslararası meselelerin ve iç meselelerin başlıca mihengi sayıyoruz. İnsan haklarına saygısı olmayan, insan haklarını gözetmeyen, insan hakları bağlamındaki bütün uluslararası anlaşmaları kendi iç hukukuna dahil etmeyen hiçbir ülkeyle, hiçbir kurumla can ciğer kuzu sarması olunması kanaatinde değiliz. Öte yandan bunları ilkesi haline getirmeyen uluslararası ilişkiler ve paktlara da daima şüpheyle bakıyoruz. İnsan hakları bir ulusal mesele değil, bir uluslararası meseledir. Ulusları aşan bir meseledir. Zaten dünyada eğer barış ve kardeşlik esas olacaksa bir gün insan haklarının bütün ülkelerin temel ilkesi haline gelmesiyle mümkün olacak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi bu bakımdan hala olağanüstü hale rağmen, kanun hükmündeki kararnamelere rağmen hala Türkiye halklarının elindeki en önemli tutamaklardan birisidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Milletler arası anlaşmalarla kanunların farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır demektedir. Halkların Demokratik Partisi bu esas üzerinden hem Türkiye içinde hem uluslararası alanda ilişkiler ve diplomasi yürütüyor. Evet, bir yurttaş diplomasisi yürütüyoruz. Çünkü geçen gün ben burada yokken hakkımda konuşup sataşıyorum, laf atıyorum diyen Hamza Dağ'ın sandığının aksine, İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi bu anayasal hüküm dahilinde Türkiye Cumhuriyeti'nin organik bir parçasıdır. Türkiye'nin sınırları Cumhuriyet'in coğrafi sınırlarında bitmemektedir. Bütün bu anlaşmalarla birlikte yayılabildiği bütün uluslararası alan bizim siyasi toprağımızdır, bizim hukuki toprağımızdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kendisini yetkisiz ilan ettiği yerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkememizdir. Bu mahkemenin önünde eş başkanlarımıza yapılan zulmü, milletvekillerimize yapılan zulmü, halklarımıza yapılan zulmü tartışmamız Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek demek değildir. Kendi tayin ettiğimiz hakimin önünde hakkımızı savunmaktır. Eline sopayı alan, halkı döven, milletvekilini hapseden son merci olan mahkemeye gittik diye bize değneği sallayamaz. Her yerde halklarımızın hakkını eşit hakla ve eşit güçle savunmaya devam edeceğiz. Diplomasi sadece hükümetin tekelinde olan bir şey değil. Dünya değişti. Yurttaş diplomasisi diye bir şey var. Bizim de diplomasimiz var. Ve bu diplomasi köpeksiz köyde değneksiz gezer gibi uluslararası alanda hükümetlerin tek başına dolaşmasına artık son verdi. Avrupa Konseyi'nde biz varız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde biz varız. Ve biz olduğumuz için Türkiye hakkındaki görüş iki kere tartışılır. Hükümeti dinlerler, sonra da muhalefeti dinlerler. Halkların Demokratik Partisi'ni dinlerler. Halkların Demokratik Partisi eğer haklı olmasa iki üyeyle Avrupa Konseyi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 11 üyesinden daha fazla etki yapamazdı. Bu haklılığa dayandığımız için Nursuna Hanım maalesef geçen dönem işini kaybetti. Ümit ediyorum ki Talip Küçükcan'ı da işinden etmek bana nasip olacak, Filiz arkadaşıma nasip olacak. O yüzden hak arıyoruz diye, hak iddia ediyoruz diye bize kimse onu bunu söylemesin. Hele Hamza arkadaşımıza hiç yakışmaz. O henüz doğmamışken gelsin Türkiye'de, İzmir'de beraber yarışalım dediği insanlar Türkiye'nin dağını, taşını, toprağını kat eder. İşçinin, köylünün, yoksulun hakkı için kavga eder, bunun için hapse girer, bunun için mücadele ederdi. Bizi neyle korkutacak, neyle korkutacağını sanıyor? Türkiye'ye gelemiyormuşuz. Aha, buradayız. Var mı yapacağım bir şey, vardı da mani mi oluyordum? Hadi geldim, ne yapacaksan yap bakalım.
Öyle Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak milletvekili suçlayamazsınız. Öyle bir şey yok. Öyle bir hak kimseye verilmiş değil. Yalanlar imparatorluğunun içerisinde o yalanlara bulanarak yaşayabilirsiniz. Ama hakikat ışığıyla yıkandığımız zaman bütün o kirler sizde kalır. Biz pırıl pırıl çıkarız. İşte bütün bu nedenlerle sevgili arkadaşlar, insan hakları bir uluslararası mesele olduğu için, insan hakları bir milli mesele olmadığı için burada da her yerde de mazlum Kürt halkının da, Türkiye'nin bütün ezilen halklarının da, Türk'ün de, Kürt'ün de, kadının da, erkeğin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Eğer Avrupa kurumlarının, yani Türkiye'nin doğrudan doğruya üyesi olduğu kurumların sizden yana karar vermesini istiyorsanız, halkın indinde bir kıymetiniz olmalı. Halk sizden bir şey beklemeli, bir şey görmeli, daha yüksek bir uygarlık seviyesini temsil etmelisiniz ki onlar milletvekillerini sıkıştırsınlar. Bugün halkların değerleri, Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin değerleriyle örtüştüğü içindir ki bütün bu kurumlarda ne isterse istesin Adalet ve Kalkınma Partisi sadece ve sadece hükümetler düzeyinde bir karşılık görüyor ama bütün parlamentolarda itibarı ne yazık ki Halkların Demokratik Partisi'nin gerisindedir. Bütün bunlara umuyorum 16 Nisan'da son vereceğiz. Halklarımız bir tek kelimeyi, demokrasinin özünü oluşturan hayır deme hakkını kullanarak bu kararı verecek. Hayır diyecek, na diyecek, la diyecek, ohi diyecek, vohi diyecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü. Birinci madde üzerinde siyasi parti gruplarının söz talebi vardır. Onları karşılayacağım. İlk konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Erhan Usta, Samsun Milletvekili. Buyurunuz Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlarım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Hükümeti arasında savunma sanayi işbirliği alanında uluslararası bir anlaşma üzerine söz aldım. Bizim bu anlaşmaya ilişkin herhangi bir muhalefetimiz yok. Ben bu vesileyle gündemdeki bazı konuları değerlendirmek istiyorum. Sürekli ifade ediyoruz, Türkiye tam bir terör kuşatması altında ve ülkemiz hakikaten zor günlerden geçiyor. 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşandı ülkemizde. Ve bu darbe girişiminin sancıları esas itibariyle halen de devam ediyor. Tabii ki biz FETÖ ile mücadeleyi bu kapsamda alınan kararların önemli kısmını hep destekledik. Ancak hep şunu da ifade ediyoruz. Biz FETÖ ile mücadeleyi destekliyoruz. Fakat burada bunu yaparken hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmamız lazım. Ve mağduriyetleri mümkün olduğu kadar az yaratmamız lazım. Hatta hiç belki mümkünse hiç mağduriyet oluşturmamak lazım. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu mücadelenin bazı yönleriyle ciddi mağduriyetler yarattığı da ortada. Burada tabii ki bizim beklentimiz şu, ülkemizin geleceğini karartacak şekilde bu mücadele sürdürülmemeli. Yani ülkemizin gelecek 10 yıllarını etkileyecek bir şekilde bu mücadeleyi sürdürürsek bundan çok büyük bir zarar görürüz. Toplum çok gergin. Çeşitli nedenlerle gergin. İşte ciddi ekonomik sıkıntılar var. Sürekli ekonomiyi konuşuyoruz. Özellikle son günlerde mesela bizim seçim bölgemde de yaşanmış bir olay var. Bu tefecilerin eline düşmüş durumda insanlarımız. Tefecilik nedeniyle intihar olayları var. Ben geçen gün Demet Evler'de dolaşırken nerede bu devlet, bu adliye nerede, polis nerede ben bilmiyorum. Orada dolaşırken yerlere yapıştırmışlar. Yerlerde ilanlar var. Kefilsiz kredi, kefil yok, senet yok, bir şey yok, kredi diye. Belli ki onların hepsi tefeci. Millet tefecinin eline düşmüş durumda. Ahlaki yozlaşmanın ne boyutlarda olduğunu az önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği grup önerisi kapsamında bir yönüyle konuştuk. Yani insanlar evlendirme programlarında medet umar hale gelmişler, buraya rağbet ediyor ve cidden ciddi bir ahlaki bozuntu içerisinde toplumumuz. Diğer taraftan FETÖ ve buradan oluşan mağduriyetler var. Tabii ki iktidar grubu özellikle onlara da bu anlamda bir sataşmak istiyorum. İktidar grubu FETÖ mağdurlarını dinlemediği için, hiçbirisi bunlara kapısını açmadığı için olup bitenler ne olduğunu bilmiyorlar. Devlete de ulaşamıyor. Devleti yönetenler de olayın farkında değil. Ancak devleti yönetenler diyor ki işte gözyaşlarına kanmayın.
efendim bu mücadelede acırsanız acınacak hale gelirsiniz gibi laflar da aslında bu mağduriyetlerin dozunu artırıyor. Yani dolayısıyla savcısı, hakimi veya polisi korkarak veya idareciler korkularıyla hareket ederek milletin çocuğunu mağdur ediyorlar. Burada çok daha dikkatli olmamız lazım. Aslında insanları dinlediğimiz zaman hakikaten düşüncenizin değişmemesi mümkün değil. Bildiğimiz, yani hiçbir şekilde devletine karşı bir şekilde suç işleme gibi bir durumu olmayacak. Çok masum, çok sade, vatanına milletine bağlı insanların nasıl mağdur olduğunu, nasıl gözyaşlarının kan şekline dönüştüğünü biz gözyaşları içerisinde dinliyoruz arkadaşlar. Ben dolayısıyla devletin ve hükümeti yöneten, hükümeti oluşturan İktidar Partisi grubunun da bu FETÖ mağdurlarına kapılarını açmasını ve bunları dinlemesini talep ediyoruz. Şimdi tabii mücadelenin nasıl olması gerektiğini söyledik. Hukuk devleti ilkeleri içerisinde hareket etmemiz lazım. Savunma hakkı vermiyorsunuz insanlara. Birçok insan, yani gerek atılan, gerekse şu anda tutuklu bulunan insanların önemli bir kısmı, vatandaşlarımızın önemli bir kısmı suçlu mu suçsuz mu belirli değil. Hiçbir şekilde kendisine savunma hakkı verilmemiş ve aslında hep şikayet ettiğimiz, yani FETÖ'cülerin yuvalandığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Teşkilatı'nın geçmişteki bilgilerine dayalı olarak biz bu insanları aslında işlerinden atıyoruz. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Bunlara iyi bakmamız lazım. İnsanlara savunma hakkını vermemiz lazım. Bunun için çok geç kalındı ama hiç olmazsa artık bu aşamadan sonra insanların kendisini savunma hakkını vermemiz lazım. Tabii bunun için de suçlamanın ortada olması lazım. Bir insan neyle suçlandığını bilmeden nasıl kendisini savunabilir? Şimdi bunları yaşıyoruz. Suç yok ortada, suç belirsiz, savunma alınmıyor ve insanlar ekmeğinden oluyor veya tutuklu halde bulunuyorlar. Masumiyet karinesi vardır. Suçu ispat devlete düşer. Suçsuzluğunu ispat et diyorsunuz, suçun ne olduğunu bilinmeden. Dolayısıyla bunların olması mümkün değildir. Bunlar hukuk devletiyle bağdaşmayacak uygulamalardır. Yarın bir gün bunların hepsi uluslararası mahkemelerde tazminat olarak karşımıza çıkacak. Hem işin bu yönü var, hem de nihayetinde yani suçsuz bir insanı cezalandırmak kadar yapılabilecek, insanla yapılacak bir kötülük olamaz. Dolayısıyla biz suçluyu suçsuzu ayırma konusunda devlet olarak, devleti yöneten olarak çok hassas olmamız lazım. Hakimlerin, savcıların, genel müdürlerin, müsteşarların, bakanların korkularıyla hareket etmemesi lazım. Bakın, korkularıyla hareket ediyorlar. Senin masum olduğuna inanıyorum diyor hakim, fakat ben seni salamam diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Çünkü ben seni salarsam yarın senin yerinde ben olurum. Böyle bir şey olamaz. Böyle korkularıyla İdareciler, bakın kendi bildiğimiz kurumlar var, çok yakından bildiğimiz durumlar var. İdareciler ne kadar fazla kıyım yaparsa o kadar fazla birilerinin gözüne gireceğini düşünerek uygulama yapıyorlar. Bu ne oluyor bunun sonucunda? Bunun sonucunda aslında FETÖ ellerini ovuşturuyor. Ne güzel diyor. Yani bu haksızlık ne kadar fazla yaparsanız hem bu mücadelede direnç kırılır hem de kendisine eleman kazandırırlar. Şimdi ben bugün biraz daha az önce de tutuklu er ve erbaş aileleri beni ziyaret etti. Hakikaten çok büyük dramlar var. Bakın nerelerden gelmişler. Birkaç ili: Ordu, Kayseri, İstanbul, Kırşehir, Bursa, Ağrı, Ankara, Siirt, Sivas, Kars, Diyarbakır. Buralardan gelmişler. Ellerinde parası falan yok hiçbirisinin. Komşusu yardım etmiş, getirmiş. Bir tane teyze dedi ki, komşumdan aldığım 50 lirayı çocuğuma harçlık olarak bıraktım dedi. Yani böyle gariban Anadolu'nun insanları, bu insanların çocuklarını bugün yani komutanları tarafından dışarıya terörle mücadele yapacağız diye, işte kim yerde IŞİD bastı demişler, kim yerde PKK bastı demişler, kim yerde emniyete saldırı var onları önleyeceğiz diye insanları operasyon yapacağız veya tatbikat yapacağız diye, ama hiçbir şekilde darbe marbe olduğunu zaten çocukların haberi yok. Nihayetinde bunlar erbaş, bunlar buralara götürülüyor ve şimdi buralarda bulundu diye silah sıkmamış olsalar dahi şu anda birçoğu Silivri'de, Sincan'da cezaevlerinde yatıyorlar. Gencecik çocuklar, geleceklerini karartıyoruz. Bakın, topluma iyilik yapmıyoruz. Türk milletine iyilik yapmıyoruz. Bu insanların geleceğini karartıyoruz. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi yani diyorlar ki annesi, ben devletime emanet verdim çocuğumu diyor. Emanetimi geri verin diyor. Yani bunun karşısında vicdanlı bir yüreğin ürpermemesi mümkün değil. Diyor ki,
komutan diyor. Kara kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkanı. Yanındaki yaverini diyor. Veya benim çocuğumun komutan olan subayın darbeci olduğunu bilmiyor da diyor. Benim er olan, uzman çavuş olan çocuğum onun darbeci olduğunu bilecekti diyor. Yani bu çok çok ciddi bir şeydir. Basit bir mantık ama bunun karşısında ne söyleyebiliyor iktidar grubu ve devleti yönetenler, ben merak ediyorum. Arkadaşlar olmaz. Eğer biz bu toplumun, biz bu milletin iyiliğini istiyorsak gelecek, bakın gelecek 10 yılları ipotek altına alıyoruz yaptığımız bu uygulamalarla. Yoksa bizim terörle, terör olan mesafemiz, bu Fethullah denilen, bu FETÖ denilen bu yapıya karşı olan mesafemizi herkes biliyor. Herkes onlarla içli dışlıyken biz bunlara ilişkin tavrımızı ortaya net bir şekilde koymuşuz. Ama FETÖ ile mücadele edeceğim diye vatan evladına zulmetmeye de müsaade etmeyiz. Dolayısıyla burada devleti yönetenlerin çok dikkatli olması lazım. Diyor ki benim çocuğum birliğini kendisi seçmedi diyor. Diyelim ki Kayseri'deki çocuklar, atıyorum şimdi, veya Silivri'de, işte Sincan'da yatanlar, Mamak'taki çocuklar. Mamak'taki çocuk kendisi mi seçti? Buradaki çocuğu alıyor, komutanları götürüyor. O darbeci oluyor ama diyelim ki onun aynı mahallesinden çıkmış er bir başka yerde, Çanakkale'deki çocuk hiçbir şekilde bir şeye karışmadığı için askerliğini yapıyor. Tezkeresine bir hafta kalmış. Bakın düğün davetiyesini bastırmış. Düğün davetiyesini. Ya darbeci olan birisi düğün davetiyesini mi bastırır Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hükümete sesleniyorum. Buradan hakimlere, savcılara sesleniyorum. Bu çocukların suçlu olması mümkün değil. Suçlu varsa suçunu ispat edin. İddianameyi ortaya koyun. Hiçbir şey ortaya koymadan bu insanları 7 aydır tutuklu tutuyorsunuz. Ve bu insanlar artık gelemiyorlar. Bakın fakir aileleri yemin ediyor, 50 lira komşumdan ödünç aldım, çocuğuma harçlık olarak bıraktım diyor. Sayın Bakan, lütfen bunları Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirin. Sayın Bakan, sizlere sesleniyorum. Bunları gündeme getirin Bakanlar Kurulu'nda. 50 lira harçlığı Diyarbakır'dan gelen kadıncağız çocuğuna Sincan'a getiriyor. Her hafta Sincan'a nasıl gelsin insanlar? Ta dünyanın orasından burasından Silivri'ye nasıl gelsin? Niye bu mağduriyetlerin üzerine gitmiyoruz? Niye bunlarla ilgili bir şey yapmıyoruz? Ha niye yapılmadığı belli tabii. Tabii şimdi Yurtta Sulh Konseyi ile ilgilenen yok. AKP'nin içerisinde veya diğer siyasi partilerin içerisindeki FETÖ'cülerle ilgili bir tane operasyon. Buyurunuz, tamamlayın Sayın Usta. Mikrofonunuzu açıyorum. Kaçak generaller var. Onları tutuklayan yok. Milletin erine, erbaşına gücümüz yetiyor. Böyle bir şey olmaz. Belediye başkanları parsel parsel memleketi FETÖ'ye dağıtana bir şey yok. Ondan sonra geliyoruz burada. Bu çocukları tutuklu olarak 7 aydır bu insanlar duruyor. Yazıktır, günahtır. Salın, mahkemeleri devam etsin. Varsa bir şeyi gelin gereğini sonradan yapın yine. Bunlar bir yerde kaçacak hali yok zaten. Sonra hain diye ölen erler var. Bakın bilmiyorum, size de geliyordur muhtemelen bunlar. Bir tanesi Sivas'tan, bir tanesi Maraş'tan. Çok acıdır. Benim bildiğim, benimle teması geçen iki tane aile oldu. Çöp poşetinde bir hafta sonra çocuklarını buluyorlar. Kokmuş bir şekilde, yüzü neredeyse tanınmayacak bir şekilde. Çocuğumuzun öldüğüne bir şey demiyorum diyor. Selasına müsaade etmediler diyor. Camiyi kilitlediler diyor. Defnetmesi için mezarlığa müsaade edilmedi diyor. Ve bu çocukların daha sonrasında silahından bir tane dahi kurşun çıkmadı. 5 ay sonra da raporla tescilleniyor. Ne olacak? Bunların itibarlarını kim iade edecek? Bu ailelerin yüreğine kim su serpecek? Olmaz. Teşekkür ederim Sayın Usta. Madde üzerinde ikinci olarak Halkların Demokratik Partisi grubu adına Mardin Milletvekili Mithat Sancar konuşacaktır. Buyurunuz Sayın Sancar. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bir uluslararası anlaşmayı görüşüyoruz. Bu anlaşma üzerine söz aldım, grubumuz adına konuşmak üzere. Uluslararası anlaşmalarla ilgili ilk söyleyeceğimiz şey, uluslararası hukukun bazı temel alanlarının ve kuralların olduğudur. 1945'ten sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'nı takiben, uluslararası hukukun temel taşı insan hakları olarak belirlenmiştir. Neden insan hakları uluslararası hukukta bu kadar önemsenmiştir? Uluslararası hukuk
neden insan hakları üzerine inşa edilmek istenmiştir? Sebebi çok açık. Ta o tarihe kadar 12 yıl boyunca bir Nazi zulmü yaşandı. İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Büyük barbarlıklar, vahşetler, vicdansızlıklar gördü insanlık alemi ve bunların bir daha tekrar etmesini önlemek için bir tedbir olarak insan haklarını uluslararası hukuka sokmayı kabul etti. Uluslararası insan hakları hukukunun çok temel bir prensibi vardır arkadaşlar. İnsanın onur sahibi bir varlık olarak haklardan yararlanması gerektiğini öngörür uluslararası insan hakları ve bu haklardan eşit bir şekilde bütün insanların yararlanmasını sağlamayı bütün devletlerin yükümlülüğü olarak öngörür. Daha sade bir şekilde söyleyelim, aslında uluslararası insan hakları hukuku evrensel bir vicdan yaratmayı hedeflemiştir. İnsanlığın ortak vicdanını belli temel ilkeler ve kabuller üzerine inşa etmeyi hedeflemiştir uluslararası insan hakları hukuku. Vicdan dediğimiz zaman da ne anlamamız gerektiğine ilişkin farklı görüşlere sahip olabiliriz. Ama genel olarak vicdanın ne ifade ettiğini herhalde bazı temel konularda birlikte tespit etmemiz mümkün. Ortak noktalar saptamamız mümkün. Bir defa vicdan dediğimiz şeyin insanın kendine karşı sadece iç dünyasına ilişkin bir değer sistemi olmadığını ya da bir değerlendirme faaliyeti olmadığını belirtelim. İnsanın davranışlarını da belirleyen bir şeydir vicdan. İnsanın başka insanlarla ilişkideki tavırlarını da belirleyen bir merci gibidir. Dolayısıyla sadece iç dünyada bir gizli hesap meselesi olmanın çok ötesindedir. Vicdanın çeşitli gerekleri vardır. Belki bunları en sade şekilde şöyle ifade edebiliriz. Bir defa keyfi davranmamak vicdanın gereğidir. Yani ben istediğim şekilde, istediğim şartlarda davranışlarımı değiştiririm. İstediğime şöyle davranırım, istediğime böyle davranırım dediğiniz zaman vicdanın gerekleriyle uyuşmayan bir tavır ortaya koymuş olursunuz. Bunun gibi sadece kendi çıkarını gözetmek, kendini merkeze almak, ayrımcılık yapmak, fırsatçılık yapmak, çifte standart bunların hiçbirinin vicdanla bağdaşması söz konusu olmaz. Vicdanla siyaset arasında çok sıkı bir bağ olduğunu da belirtelim. Bu mesele hem teolojide hem de seküler alanda, felsefede, bilimlerin çeşitli alanlarında çokça konuşulmuş bir konudur. Bir söz aktarayım size. Eğer siyaseti vicdanın gereklerinden koparırsanız geriye sadece yıkıcı bir faaliyet bırakırsınız. Vicdandan yoksun bir siyasetin ilk yıkacağı şey de kendisidir. Yani siyaset vicdandan yoksun olduğu takdirde mutlaka bir şekilde hızla kendini yok etmeye doğru gider. Siyasetin kendini yok ettiği yerde insanların ortak kurallar üretmek için çeşitli mekanizmalar kurmalarının da imkanı ortadan kalkar. Keyfilik hakim olur. Mutlaka bundan sonrası da zalimliklerdir, adaletsizliklerdir, haksızlıklardır. Vicdanın çok basit bir kuralı var. Bunu herhalde herkes kabul eder. Hem dinlerde vardır bu kural, hem de felsefede pek çok düşünürün ortak kabulüdür. Farklı formüllerle ifade etmiş olsalar bile. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Bundan daha basit bir vicdan kuralı tanımıyoruz herhalde, değil mi? Son derece basittir, açıktır. Bütün bu girişi neden yaptım? Evet, bir olağanüstü hal dönemi yaşıyoruz. Ondan önce bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimine karşı tedbirler almak üzere olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi, belirtti. Bu kararı aldı Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ve ondan sonra da kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başladı. Bu kanun hükmünde kararnamelerin çok temel özelliği sınırlarının olmamasıdır. Yani keyfi kullanıma son derece açıktır. Türkiye'de anayasada
kanun hükmünde kararnameler anayasaya göre onlara sınır koymak kolay değildir. Bir tek sınır koymak mümkündü. Anayasa Mahkemesi eğer daha önceki içtihadını yineleseydi o zaman kanun hükmünde kararnamelere bir sınır konabilecekti. Fakat Anayasa Mahkemesi de belli ki korktu, çekindi veya başka sebeplerle daha önceki içtihadını tekrar etmedi, bu içtihattan vazgeçti. Şu halde Türkiye'de anayasal düzene göre kanun hükmünde kararnamelere sınır çekecek başka bir yol, başka bir mekanizma şu an mevcut değil. Böyle keyfi kullanıma elverişli bir düzen var karşımızda ve hükümet de bunu sonsuzca kullanıyor. Ayrıca denetim imkanları da yok kanun hükmünde kararnamelerin. Hükümet de denetimsizliğin verdiği imkanları sonuna kadar kullanmakta herhangi bir beis görmüyor. Geçen gün akademiden atılan arkadaşlarımızla ilgili bazı tespitlerde bulunmuş bazı ifadeler kullanmıştım. Onları yeniden biraz daha açarak hatırlatayım. Bugüne kadar üniversitelerden atılan akademisyen sayısı 4881'i buldu. 5000'e yaklaştı. Neye göre belirlendiğini sorduğumuzda da aslında ellerinde bir tek ölçü var görünüyor. Somut söyledikleri. FETÖ diye tanımlanan örgütün herhangi bir şekilde bağlantı, örgütle herhangi bir şekilde bağlantı içinde olmak yeterli görülüyor ama diğerleri için barış bildirisine imza atmak yeterli sayılmış. Yani barış akademisyenleri dediğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı sadece o bildiriye imza attıkları için tasfiye ettiklerini açıkça söylüyorlar. Şimdi bunun ne kadar keyfice, adaletsizce bir uygulama olduğunu göstermek üzere 28 Şubat uygulamalarını örnek vermiştik. 28 Şubat'ta da sadece mürteci olduğu şüphesi yeterli görülmüştü kamudan tasfiyeler için insanların. Bugün bir haber okudum. YÖK Başkanı Yekta Saraç bazı AKP milletvekillerine akademisyenlerin neden çıkarıldığı konusunda açıklamalar yapmış. Böyle diyor haber. Efendim bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu. Bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnler atıldı. Biz görevimizi yaptık diyor. Nabi Hocam size bu uygulama ikna odalarını hatırlatmıyor mu? Evet. İkna odaları kuruldu ve bugüne kadar da sürekli her olayda ikna odalarını gündeme getirdiniz. Neydi ikna odaları? İşte efendim başörtüsü takan öğrencileri bazı hocalar bir odaya alıp ikna etmek istiyorlardı. Bundan vazgeçirmek istiyorlardı. Şimdi 28 Şubat'ın başka hangi yöntemini denemediniz? Bugüne kadar 28 Şubat'ın size yaptığını iddia ettiğiniz ve bir kısmı da büyük bir kısmı da gerçekten yapılmış olan uygulamaların hepsini neredeyse daha da ileri götürerek bu iktidar kullanıyor arkadaşlar. Bu çifte standarttır, bu vicdansızlıktır. Bir de Halil Cibran'ın bir sözünü hatırlatayım size. Bir insanı bir de en iyi sustuğu yerden tanıyabilirsiniz diyor. Bu uygulamalara susanların vicdanları yok mu? Eğer vicdan uyanmışsa onu susturmanız zordur. Ya onun gereğini yapacaksınız ve bedel ödeyeceksiniz ya da vicdanı bastırıp vicdansız olmayı kabul edeceksiniz. Seçim sizindir. Sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Sancar.